Diyemobil'de yapılması gereken kurulum ayarları nelerdir? Windows, Android, iPhone, BlackBerry gibi cihazları Diyemobil desteklemektedir. İlgili uygulama mağazalarında Diyemobil yükleme işlemlerini sağlayabilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra uygulamaya giriş yaptığımızda giriş bilgileri ekranı gelecektir. Uygulamadan sisteme bağlanmadan önce masaüstü işlemciden düzenlenmesi gereken ayarlar bulunmaktadır. Diya masaüstü işlemcide ana sayfaya gelerek arama alanına kullanıcılar yazdığımızda kullanıcılar ekranını görüntüleriz. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz kullanıcılar ekranda listelenecektir. Mevcut bir masaüstü kullanıcının mobil kullanıcı yetkisini verebileceğimiz gibi aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir mobil kullanıcı tanımlayabiliriz. Örnek olarak mevcut bir kullanıcıyı incelediğimizde kullanıcı detay ekranında mobil kullanıcı lisansına sahip olduğunu görüntüleyebiliriz. Mobil kullanıcı yetkilendirmelerini masaüstü kullanıcı gibi yetki ve gruplardan sağlayabiliriz. Vazgeç ile çıkış sağladığımızda mobil uygulamaya geri döneriz. Mobil ekran üzerinde ilk alanda sunucu ismimizi girmemiz gerekmektedir. Daha sonrasında kullanıcı adımız ve şifremizi girerek sisteme bağlanabiliriz. Aşağıdaki hatırla seçeneği ile kullanıcımızın girişinin hatırlanmasını sağlayabiliriz. Bağlantı kes seçeneği ile mevcut kullanıcının masaüstü işlemcide açık olması durumunda masaüstü bağlantısının kesilmesini sağlayabiliriz. Demo olarak inceliyorsak eğer demo seçimini yaparak ilgili e-posta adresini girebileceğimiz alanlar bulunmaktadır. Aşağıdaki panelden giriş yap seçeneği ile bağlantıyı sağlarız. Sisteme girişte sunucumuza tanımlı tüm firmalar listelenecektir. Mobil işlemi gerçekleştirmek istediğimiz firma bilgisini ilk alandan seçebiliriz. Daha sonrasında seçmiş olduğumuz firmanın farklı dönemlerinde de inceleme sağlayabiliriz. Kullanıcımızın girişlerinde ön tanımlı olarak firmanın gelmesini istiyorsak aşağıdaki firma dönem hatırla seçeneği ile kullanıcının sisteme girişlerinde firma ve dönemin ön tanımlı gelmesini sağlayabiliriz. Sisteme giriş yaptıktan sonra ekranı inceleyecek olursak cari, stok, teklif modülleri altında ilgili ekranlar gelmektedir. Gelen ekranlarda parametrik düzenlemeler yapmamız da mümkündür. Bunun için Diya masaüstü işlemciye gelerek sistem parametrelerini düzenlememiz gerekmektedir. Yeni bir sekme açarak sistem parametreleri yazdığımızda sistem parametreleri ekranını görüntüleriz. Düzenleme yapacak olduğumuz firmayı seçerek parametre grubu altında bulunan mobil başlığında inceleme sağlamamız gerekmektedir. Mobil sistem başlığı altında uygulama ve web olarak iki ayrı parametre grubu bulunmaktadır. Uygulama için yapacağımız parametre değişikliklerini alt başlıkları görüntüleyerek sağlayabiliriz. Örnek olarak inceleyeceğimiz fatura başlığı altındaki parametrelere bakacak olursak, mobil kullanıcının sistemden indirim yapabilmesi parametresi olacaktır. Değer olarak evet belirlememiz durumunda mobil kullanıcı fatura işlemlerinde indirim yapabilecektir. Bir diğer parametre de mobil ekranda gelen türü alanı gösterilsin mi parametresi olacaktır. Aynı şekilde değer alanında belirleyecek olduğumuz parametre değerine göre mobil kullanıcının ekranında ilgili parametre düzenlenecektir. Fatura, irsaliye, sipariş, teklif, tahsilat ödeme, yazdırma, üretim, genel gibi başlıklar altında bulunan parametrelerden mobil kullanıcı ile ilgili mobil uygulama parametrelerini düzenleme sağlayabiliriz. Yapmış olduğumuz düzenlemeleri aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile kaydetmemiz gerekmektedir.